Bakın, Kehf suresinde diyor ki Cenab-ı Allah, tabi Kur'an'ın birçok işaret yönü vardır, fakat bir işaret yönünü daha göstertiyorum. 86. ayet. Sonunda güneşin battığı yere kadar ulaştı ve onu kara çamurlu bir gözle de batmakta buldu. Yanında bir kavim gördü. Dedik ki ey Zülkarneyn, istiyorsan onunla ya azabı uğratırsın ve işlerinde güzelliği ilk edinirsin. Yanında bir kavim gördüm bak. Güneşin battığı yere kadar ulaştı. Japonya'nın bayrağı güneştir biliyorsunuz. Japon bayrağı güneştir. Göstert bakayım Japon bayrağı. Evet. Tamam. Onu kara çamurlu bir göze batmakta buldu. Yani tsunami'deki denizi bilmiyorum gördünüz mü, filmi var mı sende? Simsiyah. Tam çamurlu ve kapkara bir şey. Batak gibi. Yani kara batak gibi. Simsiyah bir çamur. Onun içinde Japon bayrağının güneşinin battığını işaret ediyor Kur'an. Yani Japonya'da böyle bir olay olacağını, böyle bir batış olacağını bir yönü, bakın birçok işaretinden bir tanesidir. Yani Japonları temsil eden bu bayrağın oradaki sembolik anlatımın burada da tezahür ettiğini görüyoruz. Kara çamurlu bir gözede. Büyük bir olay oluyorsun. Çok büyüktür. Tarihi bir olaydır. Dünya tarihinin en büyük olaylarının bir tanesidir. Denizin kara çamurlu olması, Japon bayrağının güneş şeklinde olması, bir de yanlarında bir kavim olması, yani o değişik bir kavim olması, Kur'an'ın bir işareti olduğunu görüyoruz inşallah. Dedi ki, ayet devam ediyor, kim zulmedese biz onu azaplandıracağız. Sonra Rabbine döndürülür, o da ona görülmek bir azapla azaplandırır. Evceti de manidar. Evceti de manidar. Evceti de bu yılları veriyor. Kur'an 87. ayet. Evet. Kim iman eder, salih amelde bulunursa onun için güzel bir karşılık vardır. Ona buyruğumuzdan kolay olanı söyleyeceğiz. Mehdi'nin kolaylaştırıcı yönü vardır. Yani dini tahfif edecektir. Dinin üzerine ilave getirilmiş hurafeleri, tahrifatı ortadan kaldıracaktır. İnşallah ona da bakar.